geçmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsun. Adını anarsam namert olayım. Gitmek istiyorsan durma hemen git. Ardından bakarsam namert olayım. Her şey bitti artık, bitti diyorsan. Adını anarsam namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir değil, bin hata yaptın. Seni affedersem namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Bir tanrıya taptım, bir sana taptım. Sen bana bir bin hata yaptın. Seni affedersen namert olayım. Suçum yok iken bu ceza niye? Kim olsa yerimde döner deliye. Bir gün pişman olup dönsen geri. Kapımı açarsam namert olayım. Hiç suçum yok iken bu ceza. Kim olsa yerimde döner deliye. Bir gün pişman olup dönsen geri. Kapımı açarsam namert olayım. Ben seni sevmekten başka ne yaptım? Şaşırtmayın bizi. Durun abi, zaten aklımız başımızda değil. Bu kadar ilgi alaka dayanamaz bu kalp, bu yürek. Aman. Gel otur yanıma, derdimi dinle. Dostum bildiklerim yordu ve usta. Gözyaşın kaldıysa ağla benim de. Canım bildiklerim yordu ve usta. Ah, gözyaşın kaldıysa ağla benim de. Dostum dediklerim sırtımdan vurdu ve usta.
Günahsız günüm olmadı. Tükendim bir şey kalmadı. Bu nasıl yaşamak uzman? Ah bu nasıl yaşamak uzman? Çaresiz kaldım, ben bıktım, o benden bıkmadı usta. Cefadan kayıma düşeni aldım, ben bittim, o benden gitmedi usta. Cefadan kayıma düşeni aldım, ben bıktım, o benden bıkmadı usta. Kimseler halim sormadı, eyvahsız günüm olmadı. Tükendim bir şey kalmadı, bu nasıl yaşamak usta? Elveda gençliğim, elveda derde, perdeler kapandı ömür sahnemde. Vakit doldu artık, vakit doldu artık, bana müsaade. Elveda usta, elveda usta. Teşekkürler. 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 Başta hanımefendiler olmak üzere burada ve televizyonları başlarında bizi izleyenler, başta hanımefendiler ve 7'den 70 olmak üzere herkese saygımız, sevgimiz sonsuz. Huzur dolu günler diliyoruz. Bakın çok güzel günler geliyor. Çok güzel, bereketli, vefalı, rengarenk sofraların döşendiği bir Ramazan geliyor. Evet, evet. Hepimizin, hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun diyoruz. Bir, her pazar burada Ramazan'la ilgili neler yapacağız? İki, kasideler, Allah neler var neler. Üç, Avrupa Birliği müzakereleri yarın başlıyor. Bakın size sesleneyim Avrupa. Ha, o ben size söyleyeyim. Bizi almayacaksınız da kimi alacaksınız? Bakın.
gezmediğim Avrupa, Avrupa duy sesimizi bu gelen. Avrupa, Avrupa duy sesimizi bu gelen. Türkiye'nin ayak sesleri bunlar. Evet, 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 evet. Şimdi ben çok ülke gezdim. Bakın çok ülke gezdim. Tamam. Saygı duyuyorum. Bizim eksiklerimiz var. Şimdi tamam dersek ben şahsım adına tamam değiliz derim. Tamam. Ama gereken, istenilen bazı şeyler yapıldı ve yapılıyor. Türkiye'nin, dünyanın gözü Türkiye'de bir. Coğrafi olarak olağanüstü bir yerdeyiz. Yüce Allah'ım bizi öyle bir yere oturtmuş ki hiç kimse bizi buradan kıpırdatamaz. Niye? Çünkü herkesin bu boğaza ve İstanbul gibi bir memleket, dünyayı gezdim bakın. Amerika'sını da gezdim, her yerini gezdim. Böyle bir şehir yok ya. Böyle bir şehir yok. Sadece Türkiye, sadece İstanbul olsa gene almak mecburiyetindesiniz. Daha doğunun vefalığını, misafirperverliklerini katmıyorum. Mesela Almanya diyoruz. Bakın Almanya'dan çok da kız aldık verdik. Bir yemek yiyorlar Alman usulü. 10 kişi gidiyor yemek yiyor. Herkes cebinden çıkarıyor. Herkes topluyor Alman usulü. Bizim misafirper 10 kişi de olsa 100 kişi de olsa biz illaki biz vereceğiz. Abi bir kişi verecek. Bizde bu var. Avrupa. Bizde bu var. Sizde var mı? Bizde bütün herkes, bütün mahalle birbirini tanır. Orada aynı apartmanda olur, kimse kimseyi tanımıyor. Ha, adamlar iş yapıyor. Tamam, oraya bir şey demiyoruz ama bazı ülkeler anlıyor ki Türkiye alınmadığı zaman biz alınırız ha. Yani alınmazsak yürek olarak, beyin olarak, kırgınlık olarak biraz da alınırız. Bizim alınmamız da güzel olmaz. Onun için İnanıyorum ki hiç kimse galip gelmeyecek. Hep beraber Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Gerçi gireceğiz de ne olacak? Ben hiç onun hesabını, kitabını yapmamışım. Mesela bu davulçu nerede? Bu ne oldu oğlum? Bu gitti mi bu? Kovuldu bu davulçu. Davulçu gitti, yerine şey geldi. Ah, çukura düştü evladım. Onun için hayırlısı olsun, hepimize hayırlı olsun. Bütün Türkiye Cumhuriyeti adına hayırlısı olsun. İnanıyorum ki çok güzel düşünecekler bizim için. Çünkü herkes ne olduğumuzu biliyor. Türkiye'nin ne olduğunu bütün Avrupa biliyor. Aslında biraz hafif böyle naz yapılar, nuz yapılar ama sonunda bizi kabul edecekler. Etseler de olmuşuk, etmeseler de olmuşuk. Nasıl şimdi kıvırcık gelecekse aynen Avrupa'ya da Türkiye gidecek. Evet. Kıvırcık Ali dertlerimi yaza yaza tükendi, ben tükendim. Yıllar yılı vurdum saza, tel tükendi, ben tükendim. Oy, 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 tel tükendi, ben tükendim. Oy,
dertli dertli vurdum saza, tel tükendi ben tükendim. Oy oy oy, tel tükendi ben tükendim oy oy. Kapıldım bir boş hayale, sevmekten düştüm bu hale. Kapıldım bir boş hayale, sevmekten düştüm bu hale. Bahçamda menevşe lale, gül tükendi ben tükendim. Gül tükendi ben tükendim. Ahay, ahay, gül tükendi. Ben tükendim oy oy. Ahayim ahayim ahayim. Gül tükendi, ben tükendim oy oy. Geçiyor benim de çağım, ne evim var ne ocağım. Dünyada tutunacağım, dal tükendi ben tükendim. Dal tükendi ben tükendim oy oy. Dünyada tutunacağım, dal tükendi ben tükendim oy oy oy. Dal tükendi ben tükendim oy oy. Dersinim arıldım gayrı, arıldım duruldum gayrı. Dersinim arıldım gayrı, yaşlandım yoruldum gayrı. Cihana darıldım gayrı, yol tükendi ben tükendim. Yol tükendi ben tükendim. Ahayim ahayim. Program bu akşam biraz yıkıntı olacak program, onu söyleyeyim. Biraz yıkılacağız, biraz ağlayacağız ama reklamlar girince güleceğiz. Thank you.
çağırsaydın gelmez miydim ya? Senin için ölmez miydim ya? Dünyayı ters etmez miydim ya? Aramam, aramam. Seni ya çok özledim ben de seni ya, arasaydın ben de seni ya. Sele döndü ya, ayrılanlar geri döndü ya. Leylek baba bile döndü ya. Aramam, aramam. Aramam, sormam bir daha. Yalvarsan bile Allah'a, çıkmasa gecem sabaha aramam. Peşinden geldim kaç kere, dünyamı yıktın bin kere, kırıldım sana bir kere. Aramam. Cano. Şimdi bizim bundan sonra başlayacak bir de İbo Show'da şiir köşemiz var. Arkada adamın biri bize oradan şiir okuyarak seslenecek. Bariton sesli, güzel aşıklarımızdan, kendi şiirlerinden şiirler okuyacak. Bir, iki, buradan şu anda anam beni hastaneden izliyor.
Anlatmıştım bir sefer belinden ameliyat olmuştu. Şey hamamına döndü ha. Bu tarafta bayanlar var ya, bayanlar hamama gidiyor. Cır 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 cır. Bir de şimdi ikinci bir kez daha ameliyat oldu. Demiş ki, a ben demiş onu böyle yatağa uzanmış ama onu izleyeyim. Televizyonda böyle tepede duruyor. Demiş ki bir artık acık anamı söylesin. Anam, ana, garip ana, sen yoksun yanımda, kime dert yanam, eller yaman, anam, anam, garip ana, sen yoksun yanımda, kime dert yanam, eller yaman. Buradan anaların anası, anaların anası, hani bazen deyler ki uy seni o doğuran ananın ellerinden öperik, öyle deyler. Yani seni yüzüden bir söyler, bir söyleyince yani seni eli öpüler. Sen de morali bozma, beli fıstık gibi oldu, artık top da oynarık senden. Allah ne çalımlar atar sana. Vallahi anamın neresinde kalmıştık? Belinde. Anamın belinde, şimdi bel etti, şimdi bel etti. Hem ağlıyor hem de şimdi bel etti. Tüfi. Onun her tükürdüğü, onun yüzüme böyle bana karşı her tükürdüğü her damla pırlanta gibi böyle altın gibi geliyor yüzüme. Abele geliyor. Abele geliyor. Ve şimdi huzurlarınıza bir hanımefendi sanatçıyı çağırıyorum. Bir, şiir köşemizi söylemiştik değil mi? Ondan sonra da şiirimizi dinleyeceğiz. Tuğba Ekinci geliyor efendim. Şimdi asker yalı verir bizde. Asker canı neler?
Bütün askerlere seslendik, bütün Mehmetçiklere seslendik. Bütün Mehmetçiklere selam olsun dedik. Tuğba Hanım da selam verdi, o şimdi asker dedi. Sizinki de asker mi Tuğba Hanım? Benimki bu ara, evet, asker sayılır. Kasete hazırlanıyor. Moment. Nerede efendim? Benimki bu ara kasete hazırlanıyor, biraz asker sayılır. Seninki kasete mi hazırlanıyor? Sizin şeyiniz, şeyçi mi, şarkıcı mı? Eski iş mi? Tabii sizler beğeneceksiniz inşallah. Bir kasete soktum, asker gibi çalıştırıyorum bakalım. Eski eşiniz yeni ne? Yenisini daha henüz ben de bilmiyorum inşallah. Eski eşim başarılı olduktan sonra karar vereceğiz yenisine. Belki eskisiyle devam eder. Eğer başarılı olamazsa onu gönderiyorum. Ya şimdi boşandınız, ayrıldınız. Buradan geç, çektirmeyeyim buradan. Ben buradan konuştuğum için, şimdi eskiyi bıraktık, tekrar eskiyle birlikteyiz. Eğer başarılı olursa, yani tekrar eski huylarını mı yapmasa demek istiyorsunuz? Tabii ki ben buradan ona motive olsun diye söylüyorum. Fatih'e çok selamlar. Bizim onunla tabii ki bundan sonramız ya da bundan öncemiz her gittiğim programda konuşulsun istemiyorum. Yalnızca siz sorduğunuz için askeriniz var mı diye ben de size cevap verdim. Şu anki askerimiz kaset çalışmasında. Ne askermiş be. Evet, şimdi sıra şiir köşemizde. Usta, senden bir dem alayım. Piyano bir dem, böyle dem alıyorsun. Evet. Günümüzün halk ozanlarından Şark Kışlalı Aşık Veysel şöyle diyor: bu dünyadaki insanların hengamesine, koşuşturmalarına, gayeli ve gayesiz birbirlerini kırmalarına cinas olarak bir hatırlatma yapmış ve diyor ki: dünya, bu dünyayı kuran mimar ne hoş sağlam temel atmış. İnsanlığa ibret için kısım kısım kul yaratmış. Kimi yaya, kimi atlı, kimi uçar çift kanatlı. Yalan dünya baldan tatlı, eyvah balı tuzak atmış. Ustası var, çırağı yok. Kazması var, küreği yok. Gök kubbenin direği yok. Muallakta bina çatmış. Bu dünyaya gelen bilmez. Ağlayanlar neden gülmez? Bir yer var ki giden gelmez. Ona sır demiş, kapatmış. Bu dünyayı kuran mimar ne hoş sağlam temel atmış.
İbrahim Tatlıses'e ilgisinden dolayı, şiire ve dizelere saygısından dolayı bütün edebiyatçılar adına saygılarımı sunuyor, önünde eğiliyorum. Evet. Şimdi, bu gece, bakın çok eğleneceğiz, çok keyif yapacağız, güleceğiz. Zaman zaman ağlayanları görüyorum ki ağlayacağız. Ağlamak vücudun, bedenin yani torpilidir, desteğidir. Gülmek de öyle, ağlamak da öyle. Ne kadar gülersen gül, ne kadar ağlarsan ağla. Ama ağlamayı böyle mutluluktan ağlarsan var ya, büyük bir keyifle vücut böyle kendine geliyor. Gülersen de öyle. Yanak, bazı böyle suratlar vardır, bakarsın yanakları, gözleri, kirpikleri gülüyor. Yalan mı usta? Doğru hocam. Ha? Doğru. Vallahi. Ve bazı sözler, bazı hareketler vardır ki böyle bıçak gibidir. Onu öldürmene gerek yok. Bir cümle yeter ona. Hançer gibi kalbine saplanır. Keskin bıçak gibi mesela. Kaldım yarım, neydi ne oldu şu tez canım, ertelendim hayatta, sevdim yarım dersen bugün olmaz, olmazsa olur ya. Kendinden kaçan ya, yardımcı ayacağım. Kendinden kaçan ya.
Teşekkürler. 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 Bakın bu güzel görüntülerimizi, bu güzel görüntülerimizi, bu güzel görüntülerimizi zaman zaman sizlere aktaran cefakar, vefakar kameraman arkadaşlarımız vardır. Omuzunda zannediyorum 17 kilo falan değil mi bu? 17 kiloyla bir arkadaşımız araba yarışlarına gider, görevini üstlenir çünkü aybaşı geldiğinde maaşını alacaktır, ekmeğine koşan bir insan. Evine, çoluğuna, çocuğuna ekmek götürecektir. Ve o arkadaşımız raydan çıkan, yani dengesini kaybeden bir araba takla atarak gelir, kameraman arkadaşımıza çarpar. Kameraman arkadaşımız bir hafta hastanede yatar ve dün zannediyorum dün vefat eder. Kemal Dede kardeşimize, Kanal Dede, ayrıca da Kanal Dede görev yapan Kemal Dede, Allah mekanını cennet etsin, ailesine sabırlar diliyoruz buradan efendim. Ne de olsa meslektaşımız, ha bu meslektaşımız da diğer ölenler değil mi? Onlar da candaşımız, yoldaşımız, arkadaşımız. Dünyaya gelmişiz, mutlak ölümü tadacağız. Kimi böyle, kimi böyle. Kimi yatağında, kimi böyle kazayla. Allah sabır versin ailesine diyoruz. Şimdi. Bir tanem. Biliyorsunuz bizim köşemiz var bu. İtiraf köşesi. Tuba Hanım, kendinizi hazırladınız mı? İtirafınız var mı? Bir şey var mı öyle bir itiraf itiraf? Vallahi öyle bir şey varmış. Duydum ben de. Ha siz de duydunuz, hiç şey değilsiniz. Gerçekten yok. Sizin itirafınız yok yani. Yok ama ki. Mutlak bir itirafınız olacak. Yani bu bana söylendi 3 gün önceden. Sesim geliyor mu? Sesi geliyor mu hanımefendi? 3 gün önceden söylendi. Ama ben hakikaten bulamadım itiraf edecek bir şey. Yok gibi geliyor. Sizin var mı? He? Siz ettiniz mi? Ben her gece ediyorum. Bizde yalan dolan yok. Her gece ediyoruz. Şimdi mesela Kıvırcık Ali itiraf edecek. Bakalım neyi itiraf edecek? Gel ağam, gel Cano. Kıvırcık. Bak şimdi. Bu Canan'ın bir huyu var, hiç yalanı sevmez. Aynı yalan makinesi gibi. Mesela şimdi Kıvırcık bir şey anlatırsa, onun yalan olduğunu anlarsan ne yapıyorsun? Hemen inanmıyor, yalan diyor. Doğru olduğuna inanırsan bak tasdik ediyor. Onun için... itiraf ediyorum, bütün itiraflarım İbrahim abinin diğer programına geldiğimde itiraf edeceğim. Yine itiraf ediyorum, bu memlekette gerçekten... Geçen bunun polemiği oldu ama hiç kimsenin polemiğe girmesine gerek yok. Eğer hoyrat okunacaksa İbrahim Tatlıses okumalı, o dinlenmeli. Hiç kimsenin de hiçbir şey söylemesine gerek yok diyorum. Eyvallah. Canu, şimdi benden bahsettiği zaman kafanı böyle sallayacağım. Böyle. Sarhoş olacaksın. Ya beni niye itiraf ediyor abi? Sen başka bir şey itiraf et. Ha o senin içinden geldi. Benim içimden geldi gibi. Çünkü ciddi anlamda seni rahatsız ettiği kadar beni de rahatsız etti. Beni bak sen, ben de itiraf edeyim. Beni hiçbir şey rahatsız etmez. Saygısızlıklar, söylenen sözler, eden küfürler, edilen küfürler. Ne söylenirse söylensin. İşte goti çigoti. Onun için ben yine söylemekte yarar görüyorum. Yine söylemekte yarar görüyorum. Ben diyorum ki birine cevap veriyorsam mutlaka değer verdiğim biridir ama o anlıktır. O ana kadardır. Cevap veriyorum, ondan sonra bitti. Ben cevap vermiyorsam mutlak ve mutlak değer vermediğim için cevap vermiyorum ve kimse de cevap vermiyorum zaten. Ama değer verdiğim insanlara benden kırılmıştır diye, benden üzülmüştür diye hemen cevap veririm çünkü ona değer veriyorum. Do you understand? Bu konular beni sıkmazsan kafayı yorma. Sen şimdi güzel bir itiraf yap. Ben valla itiraf edeceğim abi, hiçbir şey yok. Abi nereden geldi? Ne yaptı Allah Allah? Ha itiraf... ya itiraf edecek bir şey yok İbrahim abi. Ne var? Verin. Geçmişimden.
Tabii geçmişimle ilgili itiraf edeceğim hiçbir şey yok. Çünkü ben olduğum gibi 99'da İbrahim abinin programına zaten o zaman konuk olmuştum. O gün bugündür aynı Kıvırcık Ali'yim. Sadece biraz saçlarım döküldü. Onlar tabii ki dost doğru adam gibi adam olma çabası içerisindeyim. Düzgünce bir insan olma çabası içindeyim. Hepimizin çabası budur. O anlamda bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yeterli mi hocam? Yok yetmez. Reklam girsin ondan sonra. Girsin mi? Tamam. Reklamlar. Söylüyorum. Söylüyorum. Başında da söyledim. İbo Show özel bitti. Şimdi esasına giriyoruz. Esas İbo Show'a giriyoruz. İşte orada fırtınalar mı kopar, neler kopar bilmiyorum. Reklamları izleyin. Reklamları da kaçırmayın ki bize başında yetişesiniz ne yapıyoruz diye. Reklamlar. Allah Allah. Thank you.
ben yanarım. Oyanmazsın hele ben yanarım. Adır ojin derde derman, başka gönüllerde kalmam. Oyanmasın ben yanarım diye. Adır o şimdi derman, hey! Başka gönüllerde kalmam. Ondan başka yar tanımam. Oyanmasın. Hazır mıyız? Hep beraber söyler miyiz? Evet, susuyor sazlar. Adır ondan başka yar tanımam. Oyanmasın ben yanarım. Adır o jin derde derman, başka gönüllerde kalmam. Ondan başka yar tanımam. Oyanmasın. Adır o şimdi derde derman, başka gönüllerde kalmam. Ondan başka yar tanımam. Oyanmasın, oyanmasın ben ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Esas İbo Show başladı şimdi. Şimdi İbo Show başladı. Hemen Kıvırcık'a dönüyorum. Kıvırcık Ali. Al mikrofon dön ya. Şimdi. Seni bu son gazeti ne zaman çıkıyor kardeşim? Son albüm inşallah ya bu bayrama yetiştireceğiz ya da iki bayram arası herhalde. Şimdi şeyi o ısırgan otu var ya. Evet. Onu şimdi istemiyorum senden daha sonra. Biraz yani az sonra efendim, az sonra kimin eli kimin cebinde az sonra oluyor efendim. Ben hemen elimi cebine koyuyorum, cep yok. Yok. O ne? Cep yok. Cep bırakmadım. Burada var mı cep? Bir el cebe koyayım bakayım. Hayır, elimi cebine koyayım bakayım. Şuraya. Abi bu yeni ceketler. Yeni ceketler ütüsü bozulmasın diye cepleri dikiler. El de girmiyor. Bak benki de girmiyor. El. Bak. Yırtmak lazım. Yırtı mı? Cırt diye gelsin bak. O da cebine bakıyor. Hakikat mi dikili? Baktınız mı efendim? Baktım, dikili değil. Ne? Dikili değil. Dikili değil de benim elim niye girmiyor? Gıdıklanırım ben. Gıdıklanmışsın. Aha, maşallah. Anında durmanızın sana. Allah Allah. Bizi ağlat usta. Usta bizi ağlat. Şimdi okuyacağın bize parçayı söyle bir. İkincisi yeni kasetinden bize hiç olmasa böyle bir şey. Çünkü senin şarkıları bela arkadaş. Bu nasıl türküler buluyor? Nasıl? Bir de çok buğulu bir ses. Bu ses kıvırcık ses. Kıvır kıvır böyle. Adamın içine işli. Az önce odada siz yokken ben muhabbet edeyim. Ben buraya çıkmadan hazırlanıyorum. Kendimi dolduruyorum. Akıyı nasıl doldurursunuz? Telefon Ayşe'siz çalışıyor mu? Oturdum dedim kardeşim. Hele sen bir çal söyle. Biraz beni çaldı söyledi çaldı. Onun için çıktım söyle. Dertli parçalar söyledim. Yoksa söyleyebilir miyim? Dolmasam içeriden. Yeni albümle alakalı çalışmamız devam ediyor. Hocam zaten stüdyodan geldik ve... Çok acele söyleme, yavaş söyle. Sana sürpriz olsun diye albümden bir türkünün yarısını getirdik. Yarısını mı söyleyeceğiz? Yarısını söyleyeceğiz. Ya öyle belki bir çeyrek daha bir şey yaparsan Allah büyüktür hele. Şimdi ne söyleyeceğim bize? Şimdi sözleri Behram Altunala, müziği bana ait, diyardan diyara. Evet buyurun dinliyoruz. Thank you.
göçebe kuşlara döndük, uçtuk diyardan diyara. Göçebe kuşlara döndük, uçtuk diyardan diyara. Turna gibi bölük bölük göçtük diyardan diyara dost. Turna gibi bölük bölük göçtük diyardan diyara dost. Felek kırılsın kanadın, bitmez mi senin inadın? Felek kırılsın kanadın, bitmez mi senin inadın? Ardın sıra bir muradın, koştuk diyardan diyara dost. Ardın sıra bir muradın, koştuk diyardan diyara dost. Kisvi karın çektik bunca derdi kahrı. Olmaz olsun kisvi karın çektik bunca derdi kahrı. Üstü karla mor dağları açtık diyardan diyara dost. Üstü karla mor dağları açtık diyardan diyara dost. Felek kırılsın kanadın, bitmez mi senin inadın? Kırılsın kanadın, bitmez mi senin inadın? Ardın sıra bir muradın, koştuk diyardan diyara dost. Ardın sıra bir muradın, koştuk diyardan diyara dost. Sorarlar sen için memlekette zor diye geçim. Behram sorarlar sen için bizim elde zor diye geçim. İki lokma ekmek için koştuk diyardan diyara dost. İki lokma ekmek için koştuk diyardan diyara dost. Felek kırılsın kanadın, bitmez mi senin? Son satırını söylesene bunu, son dörtlüğü. Bakın bunu iyi dinleyin, bakın iki lokma ekmeğin, bak bunu iyi dinleyin. Son dörtlüğü, son. Behram sorarlar sen için memlekette zor diye geçim. Behram sorarlar sen için bizim elde zor diye geçim. İki lokma ekmek için koştuk diyardan diyara dost. İki lokma ekmek için koştuk diyardan diyara dost. Teşekkür ediyorum. Herkes anlatıyor ama burada ben kendime paya çıkarttım. Diyardan diyara koşuyoruz gerçekten. Televizyonlardan izliyorsunuz. İki lokma ekmek için, ha başka bir şey değil. Belki iki lokma ekmeği altı lokma nasıl ederiz, sekiz lokma nasıl ederiz? Yanımızdaki insanlara da o lokmalardan verebilir miyiz diye çalışıyoruz. Yoksa herkesin bir sonu var. Mutlak bir sonu var. Evet, gel Cano.
Realim. Hicaz, Hicaz Realim. Bunu da sana armağan ediyorum Turba Hanım. Bu dörtlüyü Mehmet Özbek, bu dörtlüyü değerli ustad Sayın Mehmet Özbek'ten dinlemiştim öyle. Burada cinas kullanıyor, diyor ki o yanmaz, hem uyanmaz yani uykudan uyanmaz, hem de diyor ki o yanmaz, o yadıram yani uyandırmaya çalışırım, o yanmaz, ikimiz bir ateşte ben yanaram, o yanmaz. Ay, ay.
Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Geçen hafta söylemiştik ya. Geçen hafta. Moment is count, it is the board, yes. Geçen hafta dedik ya, Didem kızımız Nürnberg'de Biber Disko'da, yani bu gece orada programa çıkacak. Biber, isme bak. Bari İsot diyeydi. Hayret bir şey ya. Hayret. Hayret diyeceğim ama hayret. Ben de bak. Demek ki Biber, İsot Biber olabiliyor. Benim de hayretim, hayret bir şey olabiliyor yani. Çünkü bazen İstanbul'da oluyorum yani. İstanbul'da oluyorum. Urfalılığımı unutuyorum. Evet, efendim şimdi Didem yok ya. Geçen hafta Hintli bir müzisyenin, Hintli bir şarkıcının müziğiyle oynadı. Nasıl becerdi onu bilmiyorum. Bir de ezbere de söylüyor. Sanki rahmetli değil lan, ne rahmeti sallayacağız. Sanki babası da Hintli diye. Soruyoruz, Didem'in babası Hintli mi? Evet, biz diyelim ama VTR'e gireceğiz. Siz dönüp oradan izleyeceksiniz. Is count, is the board, yes. Kim geliyor? Evet, güzel suratlı Dido geliyor, Didem. Aferin kızım. Sana bir aferin çekiyorum gerçekten. Sıkıyorsa bu hareketleri yapsınlar. Yemin ederim. Biraz zor. Bir şey daha söyleyeceğim. Didem'in şimdiden taklitleri çıkmaya başladı. Şimdiden yaptığı hareketleri yapanları görüyorum. Onlar kaldı geride. Gerçekten. Sen de bir hareketine bayıldın. Bana şey yaptın, evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Bu dansçılarınızla bir anlaşma yapıyor musunuz baştan? Tabii. Bana da tavsiye ediyor musunuz bir anlaşma yapmamı eski eşimle? Eski eşinizle bir anlaşma mı? Teklif yapıyorum dedim ya size. Tüm sorumluluğu bana ait. Hani siz sanki birincisinden ağzınız yandı, benim de yanabilir mi yani? Bir tavsiye verin. Siz dediğiniz mi yandı? Sizi yandı. Benim yanmaz. Peki yanıldım o zaman. Yandı gibi gösteriyor. Neyse, benim hiçbir şeyim yanmaz. Ben bir anlaşma yapıp yapmayacağımı sormuştum. Ne? Yani anlaşma nasıl? Yapmakta fayda var mı? Şimdi gireyim. O konuya geleceğim. Peki tamam. Şimdi bazı kanallar reklamdaymış efendim. Bizim hareketli bir şey söylememiz lazım ki parsayı toplamamız lazımmış. Nedir o? Hareket! Rakı içtim, şarap içtim, sallandım. A canım sallandım. Ağzım yandı, artık benden sevda bas. Hey! Ağzım yandı, artık benden sevda bas. Gene dünya eski hamam, eski tas. Canım eski tas. Yine dünya eski hamam, eski tas. Ay canım eski tas. Thank you.
canım eski taz. Teşekkürler. Efendim. Moment. Vatanı görevini yapan bir kardeşim istemişti bunu. Bu türküyü ona armağan ettim. Vatanı görevini yapan bütün askerlere seslendik. Ama içinde biri var ki o istemişti. Çok arzu etti, çok istedi. Balıkesir'de askerlik yapan Kerim Selçuklu'ya gönderdik bunu ve onun gıyabında bütün Mehmetçiklere gönderdik. Şimdi Tuğba Hanım'ı çağırıyorum ve bir şey soruyorum ona. Sizin eski eşinizden diliniz mi yandı? Sizin diyorum, anlaşmanız var mı dansçılarınızla? Benim herkesle anlaşmam var. Sen şimdi eşinle dilin yandı mı, ağzın mı yandı? Ne oldu, ayrıldın? Hayır, şimdi genelde buraya çıkardığımız zaman ağzımız yanıyor. Soruyorum, acaba anlaşma yaparsam gardımı almış mı olurum, yoksa sizin gibi cani gönülden severek destek olmamda fayda var mı? Eşinizi. Yani eşinize değil mi demek istiyorsunuz? Evet. Eski eşinize. Sonuçta eş olması fark etmiyor. Sizin de... Eşiniz miydi, değil miydi? Eşim. Ben burada başka bir şey... Hemen söylüyorum. Benim bugün eşim bana telefon açtı. Adalet Hanım, ilk eşim. Yani siz de ilk eşinizden bahsediyorsunuz. Ben onu anladım. İlk eşim bugün telefon açtı. Helallik istedi benden. Dedi ki ben Ramazan geliyor. Ramazan ümresine gidiyorum. Hakkını helal et. Dedim ki helalı hoş olsun, git güle güle git, güle güle gel, Allah kabul etsin dedim, yemin ediyorum. Bakın, eğer bir yalanım varsa Allah İdo'nun cenazesini önüme getirsin. Ama sen doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun bilmiyorum. Mühendisten... Bu o demek değil, ben anlatamadım. Ne? Sen eşim dedin, bağlanırsam dilim yandı. Ben ilk eşimden dilim yanmadı. Hayır, sahnelere çıkarıyoruz ya hani sahnelere bazen... kimi, sen sahneye kimi çıkarıyorsun? Kimi çıkarıyorum? Ben çıkarıyorum, sen çıkarıyor musun? Her neyse, ben demek istediğim şuydu. Sonuçta İbrahim Tatlıses severek bazı insanları bize kazandırdı. Bazıları bunu anlamamış olabilir. Ben sizin tarafınızdan düşünerek söyledim bu cümleyi, kurdum. Şimdi ben de eşimin buna torpil olsun diye yapmıyorum. Severek, cari gönülden inandığım için, onda bu yeteneği gördüğüm için yapıyorum. İnsanlara hani sen kimsin dünkü? Şimdi de böyle eşim meşim yapıyorum falan. Gerçekten benden daha kabiliyetli olduğunu ve çok güzel bir sesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden diyorum ki size... Sen eşine kaset mi yapıyorsun? Aman sen de... Allah, ben de zannettim yönetmenlik yapıyor senin bu son kasetine. Allah cezanı verecek evladım ya. Söylesene, ona şarkı söylettireceğim ya. İnanmıyorum. Benden bu kavale mi yapayım? Ben şimdi anladım. Allah'a. Jeton. Büksene kızım. Allah, düştü jetonum, düştü. Jeton çek. Mikrofon çek, eline ver, hadi. Şarkı çek. Hadi eğleniyoruz.
size yolluyorum gözyaşlarını sil diye. İşte bu telepati değil nedir? Ne? Ben seni gördüysem Allah cezamı versin. İçeri gittim. Ben ceketimi attım geldim. Batu sen de ceket atmışsın. Bak ha. Evet. Siz az önce lafları da attınız. Ben laf atmadım. Nasıl yani? Yani ben laf atmam. Lafı çevirdiniz o zaman. Çevirmedim ben doğruyu söyledim. Eşiniz dediniz ben ilk eşimi söyledim. Neyse tamam anlayan anladı değil mi? Ben sonradan uyandım. Ben abi ben bir şey söyleyeyim mi? Bak bu yumurta değiller yok mu lan kolesterol molesterol yapıyor. Yok kardeşim. Her neyse. Ben her gün sabah iki tane yumurta yiyeceğim. Dur ben de çevireyim artık. Niye diye? Nasıl güzel görünüyor muyum? Fıstık yemin maşallah. Allah. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen yumurta yiyor musun? Hayır. Oho sen de bir sene sonra unutkan olursun. Yumurtayı ben, abi, nasıl yumurta, yiyor muyum? Yumurta yumurta. Sabahları ne? Yiyorum bir nedir tane. Nedir o? Isırgan otu, Ali. Az sonra. Pü. Oturabilir miyim? Oturabilirsiniz. Ceketinizi de koyun buraya efendim. Mersi. Oh, oh. Size kendi mikrofonumu verir mi? Yok ama tonlamayı ona göre yapmışlar Ali. Bunun sözlerini dinleyin Allah aşkına. Bu beni öldürüyor ya. Bu beni öldürüyor bu oğlan ya. Bizi ağlat Allah aşkına Ali. Güler Duman Hoca'nın çok selam var. Biraz Güler önce. Duman, buradan Almanya'ya selam diyoruz Güler Duman'a. Güler Duman kızımıza selam diyoruz. Gene düştü gamlı fırka gözüme, gözüme. Gene düştü gamlı fırka gözüme. Kâr etti canıma da salım ayrıldı. Hayın ayırdı. Hayali görünür de dostlar gözüme, gözüme. Söylerken lanetli kardeş, 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 kardeş. Dilim ayrılık, ölüm ayrılık. Kakalarsın ayrılık. Söylerken ben etti kardeş, 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 kardeş. Zalıma ayrılık. Hayna ayrılık. Ellere kalasın ayrılık. Yaylalara veda ettik, veda dağlara. Yatağı yorganı alıp
düştük yollara. Gülü çemeni değiştik kör betonlara. Köyü düşündükçe malım içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Gülü beni değişti kör betonlara. Köyü düşündükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da ciğer hani yürek kanıyor. Burada hoş bildiğin ana şerefsiz buldu. Götürdükçe ciğerler için yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Şeref ekmek bulamazken götürdükçe ciğerler için. Savurma gülsüm gülle asumana suda taslama. Bahraçta tutan yoğurda parmağı banma. Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Bahraçta tutan yoğurda parmağı banma. Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Burada dost bildiğim ana mısır kanotu. Elini tuttum bu bil ki elim yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budum. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budur. Götürdükçe ciğer aynı içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Kalk kalk bu güzel insanlara selam ver. Kalk kalk kalk. Cano. Gel bakayım. İtiraf ediyorum. İtiraf ediyorum. Bir senedir Tuğba kaset çıkarttı. Daha önce hatırlar mısınız bilmiyorum. Kral TV'de program sunardı, program yapardı. Doğru mu? Doğrudur. Bazı şeylere saygıdan biz sevdiğimiz insan için canımızı veririz. Sevdiklerimizi üzen insan için sevdiğimize düşmansa biz de düşman oluruz. Dostsa biz de dost oluruz. Bu dostluğumuz için de geçerli. Birlikte olduğumuz sevdiğimiz insanlar için de geçerli. Ben bir senedir Tuğba'yı buraya çağırmıyorum. Niye çağırmıyorum? Sevdiğim insana sevmiştim, sevdim demiştim, saygı duymuştum. Ama onlar o saygıyı hak etmeyince, yitirince o gün bugündür çağırmıyordum. 30 kere bana teklif ettiler, hayır. Çünkü bir problem olmuştu, kendisi de iyi bilir. Ama konuşmayalım problem üzerine, ne olduğunu biliyorsun. Asobar'da ne olduğunu biliyorsun. Ha. O,
Ha, hatırladı peki. Bir dakika. Tamam. Anlamadım. Konu. Şimdi anladım. Peki izah ettim ben. O saygı bitince, o sevgi bitince, ben defterleri kapatınca, bana karşı düşmanlık güden insanlara gidilince, kimse kusura bakmasın, her şeyin defteri hem de kara defter olarak kapanmıştır. Bana çok tav olan var, tavuk getiren var. Onun için bu akşam Tuğba benim misafirimdir. Hem de başımın üstündedir. Çünkü biz örf adetlerimize göre bize misafir gelen insan buradadır. Ha, bu saatten sonra onunla hesabımız ne olur? Hiçbir hesabımız yok. Bundan sonra da bizim ayrıca da dostumuzdur. Benim neden hiçbir şeyden haberim yok? Teşekkür ediyorum. Gel. Bir dakika. Ben az önce hiçbir şey itiraf etmemiştim, değil mi? Evet. Tamam. Bence itiraf etme artık, gel. Yok. Korkmayın. Valla ne alet kesin, boş ver. Yok yok, korkma. Yok, gel boş ver. Sataşmasaydım. Hayır, ben sataşmadım kızım sana. Öyle ben... korkarsın. Hayır, ben sana sataşmadım. Benim ne suçum var? Senin suçun var, yok senin ne olduğunu biliyorsun. Ben anlatmayayım o zaman. Neyse, başka bir şeyden bahsedeyim. Ben şimdi sarhoşu söyleyeceğim. Tuğbacığım, kaybedilmiş bir şey yok. Ben başka bir şeyden sizin, bahsedeceğim. Sizle ilgili bir şey de yok. Ben niye çağırmadığımı söyledim sadece. Ben de size başka bir şeyden bahsetmek istedim. Buyurun efendim, edin. Bir sene önce Kral TV'de... Mecbur muyum? Buradan gitmiyor mu? Çalıştım. Daha önceden de sunuculuk, oyunculuk ve fotomodellik yaptım. Fakat karakterim az çok anlamışsınızdır. O zamanlar da bazı insanlara kabul ettirmeye çalışıyordum ama zorlandığım için kabul ettiremiyordum. Az çok anladınız benim nasıl biri olduğumu. 70 milyon az çok inişleri ve çıkışları olan bir bayan olduğumu anladınız. Çok söz dinlemeyi sevmiyorum. Az çok şimdi kendi kararlarım ve kendi... düşüncelerimi kabul ettirdim. Sizler beni sevdiğiniz için oldu bu. İbrahim Bey'in rahatsız olduğu konuyu ben hatırlıyorum. Tamamen kız arkadaşından, bayan arkadaşından kaynaklanmıştı dansçı. Olabilir. Seven kıskanır. Beni kötü şekilde... Bir şey daha söyleyeyim. Sakın benim kara defter kapattım dediğim insanların hakkında da bir şey söylemem. Bak, o söylettirmem. Her şey bir... Aman ha. Aman. Söylemeyeceksin zaten de. Yani bir dakika. Eğer söylerseniz hemen tekrar düşman oluruz. Çünkü ben hayatım boyunca ayrıldığım hiçbir insana laf söylettirmedim. Bunu eşlerim dahi söyleyemez. Don't understand. Ben de söyledim mi? Hayır. Sen söylemedin. Yani belki olur yani, bir şey söylemek istersin. Bugün niye güzelsin bu kadar ya? Benden hep korkuyorsunuz. Ben yok, ben korkmuyorum senden abi. Ben korkmuyorum. Alayım, bak, devam edeyim. Şu anda beni izleyen bir sürü bayan arkadaşım var. Çok güzel kızlar görüyorum, bana hayranı olan sokakta ve gittiğim konserlerde. Onlara tek bir şey söylüyorum. Bu ışıkların altında olmak o kadar da kolay değil. O kadar da mutlu hissedeceğiniz bir dünya değil. Fakat kabiliyetiniz varsa... Bir şey veriyorsun değil mi? Hani içeride konuştuğumuz genç kızlara. Evet. Siz dediniz de bana bir şeyler söyleseydin evet. Keşke diye. Hani siz hep böyle lafı çevirirsiniz de ben de çevireyim dedim madem öyle. Aynen öyle. Çok fazla mutlu olunacak bir dünya değil. Keşke Fatih Bey'den hiç ayrılmasaydım. Fatih Bey orada duruyor. Kaset de çalışıyor. Kasette çıkacak. Bak, şimdiden yapacaksan yap. Yarın şöhret olur mu seni tanımazsa söyleyeyim. Arif Sak Hoca geliyor. Arif Sak!
her gece sarhoş. Derdim ben böyle, ben her gece sarhoş. Felek benim yazımı kışa çevirdi, fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Fırtınaya kapılmış aşığım böyle. Bana sarhoş varsın desinler, neden içtiğimi benden bilemiyorum, neden içtiğimi benden bilemiyorum. Hazır mıyız? Teşekkürler, 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 teşekkürler. Efendim, programımız akıyor, programımız devam ediyor. Programımızın içinde daha tartışacağımız, konuşacağımız daha çok şeyler var. Çok şeyler var dinleyeceksiniz. Şimdi geçen hafta Star TV'de bir cilveli kız gördüm, cilveli, Kıbrıslı. Ben yarın sabah Kıbrıs'a gidiyorum. Tabii, Kıbrıs deyince şimdi aklıma geldi. Eylem isminde bir kız, bir gelsin bir görelim bakalım. Gel abi gel. Allah Allah, mini etekler falan filan. Bu kemer nedir abi? Biraz büyük kemer. Ne diyeceksiniz siz? Efendim? Bize geleceksin.
Müzik edeceğim, evet. Bize geleceksin. Geleceğim. Sen Kıbrıs'ı seven? Seven, ben seni seven. Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan dedi ki, sen kimi seven? Beni seven. Ben de seni severim, evet. Eyleme bir dinleyelim abi, ne var ne yok. Nasıl buldunuz bu fıstığı? Bu fıstığı? Bu fıstığa bir de hediye verelim. Golden Rose. Bu Kıbrıs'ta da var tabi. Golden Rose, teşekkür ederim. Eylem Hanım çok sağ ol. Çok mersi. Sevgi ablaya sesleniyorum. Sevgi ablanın kardeşi Can. Bugün kızımız Deniz ile evlendi.
bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz, bir. İkincisi, sen de kavuş inşallah. Kuşadası'nda benim değerli bir dostum var. Bir de biliyorsunuz Kuşadası'ndaki oteli, 304 yataklı otelimizi yapmaya başladık. İnşallah bu sezon oradayız. Çünkü ben artık mesleği bırakıyorum. Bir ayağım Kuşadası'nda, bir ayağım Bodrum'da. Tabii. Bodrum Tatlıses evlerinde, arkalarında, sitenin arkasında kendime bir yer yaptım. Havuzlu mavuzlu. Keyif yapacağım abi. Her dakika sizi eğlendiremem yani. Ya biraz da müsaade edin yani, Allah Allah. Evet. Çünkü örnek... Ah canım, ne gidemez miyim? Niye? Bak şimdi niye gidemezmişim? Niye? Villa aldım, borcunu ödüyorum abi. Villa. Villa aldım, borcunu. Sen? Ben de öyle. Sen de mi villa? Araba. Arabanın... Sen ne aldın evladım? Araba aldım hocam. Peki abicim, bu kaç senede biter borçlarınız? 10 sene sürer. Nasıl 10 sene? Ha, ben sizin yüzünüzden rahat edemeyeceğim ha? Bunların borcu var diye. Mahvoldum çalışmaktan. Evet efendim, örnek villamız, örnek evimiz bitmiştir. Tatlıses evleri gerçekten huzurlarınızda bu sene olacak. Bu sene sezonu açılıyor. Otelde sezonu açılıyor. Bir ayağım Kuşadası, bir ayağım Bodrum. Sen? Sen nerede? Konuşmak yasak. Evet. Onun için Kuşadası dedim de aklıma geldi. Birini evlendirdik ve Kadir kardeşim var orada, emlakçı. Karısı Hilal. Hanımla ayrılmışlar. Hemen hemen bir buçuk senedir ayrılmışlar. Hilal kızım, bak sana bir şey söyleyeyim. Seven insanı kolay bulamazsın. Seven insan ölür. Seven insan aç yatar. Seven insanın uykuları kaçar. Gece yatamaz. Ben biliyorum ki o Kadir kardeşim de aynen öyle. Sen de seviyorsan, eğer bir parça seviyorsan, lütfen birbirinize kavuşun. Annenin, mannenin lafına bakma. Bakın, insanlar evlenince annesiyle babasıyla ayrı evler tutuyorlar. Çünkü artık annen de baban da eşin oluyor. Ayrıldınız, neden olduğunu bilmiyorum ama barışırsanız beni de etrafınızda bana göre mutlu edersiniz. Gelin barışın, vallahi barışın. Evet. Şimdi ne kaldı? Söyleyeceğim bir şey kalmadı. Bir dakika. Şimdi şarkıyı ben mi söyledim az önce? Ben söyledim mi şarkıyı? Ben söyledim. Abi ben söyledimse o zaman şeye geliyor ya, son şeyde kasetinde bir şarkı var, hele bak nasıl bir şarkı, bir dinleyin. Gel abi onu söyle ya. Yani bir tek ısırgan otu mu var bu herifte? Allah Allah, ne ısırganlar var bunda. Evet. Son kasetinden abi nedir? Geriye dönün seneler. Geriye? Dönün seneler. Geriye dönün seneler. Geçen zamanı geri döndürmenin hiç bir mümkünatı yok. O yüzden geçirdiğimiz her dakikanın sevdiklerimizle, dostlarımızla, eşlerimizle kıymetini bilmek lazım. Giden bir günü ya da giden bir saniyeyi geri döndürme şansımız yok. Evet. Hiçbir şey istemiyoruz abi. Kendi çalıyor. Kendisi. Evet. Evet abi. Bağlandım gül deremedim, derip yâre veremedim. Tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler. Tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler.
ders sayfası sütun sütun anılarımla büsbütün. Elinizi çabuk tutun, geriye dönün seneler. Elinizi çabuk tutun, geriye dönün. Ben söyledim mi şarkıyı? Ben söyledim. Abi ben söyledimse o zaman şeye geliyor ya, son şeyde kasetinde bir şarkı var, hele bak nasıl bir şarkı, bir dinleyin. Gel abi onu söyle ya. Yani bir tek ısırgan otu mu var bu herifte? Allah Allah, ne ısırganlar var bunda. Evet. Son kasetinden abi nedir? Geriye dönün seneler. Geriye? Dönün seneler. Geriye dönün seneler. Geçen zamanı geri döndürmenin hiç bir mümkünatı yok. O yüzden geçirdiğimiz her dakikanın sevdiklerimizle, dostlarımızla, eşlerimizle kıymetini bilmek lazım. Giden bir günü ya da giden bir saniyeyi geri döndürme şansımız yok. Evet. Hiçbir şey istemiyoruz abi. Kendi çalıyor. Kendisi. Evet. Evet abi. Bağbandım gül deremedim, derip yâre veremedim. Tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler. Tez geçtiniz göremedim, geriye dönün seneler. Ders sayfası sütun sütun anılarımla büsbütün. Elinizi çabuk tutun, geriye dönün seneler. Elinizi çabuk tutun, geriye dönün seneler. Çekişim var, Hakk'a boyun büküşüm var. Daha yapacak işim var, geriye dön seneler. Daha yapacak işim var, geriye dönün seneler. Teşekkür ederim. Sözler Dursun Ali Akınet'indi hocam bu arada. Kimindi sözler usta? Dursun Ali Akınet. Bu arada Güler Hoca'ya tekrar ben hürmetlerimle diyorum. Yok yok, oturmayacağım usta. Yılbaşından önce Güler Duman, Gülizar ablamla birlikte oturduk. Orada çıktı bu türkü de yine. Çok güzel. Eyvallah. Güzel değil mi Allah aşkına ya? Şimdi bağlama, söz olunca ozanlar geliyor aklımıza. Ozanlar aklıma geliyor. Ozanlar da gelince İvo Show'dan sonra
yine Neşet Hoca'nın, Neşet Ertaş'ın belgeseli var. Televizyonları başlarında oturmuş izleyen insanlara lütfen o belgeseli, geçen hafta da söyledim, bir daha izleyemeyebiliriz. Bir daha Neşetler göremeyebiliriz ki göremeyeceğiz zaten. Mümkün değil. Nasıl ki Zeki Bürenler görülmüyor. Nasıl ki Bülent Ersoy giderse bir daha gelmeyecek. Nasıl ki Münir Nurettin Selçuk gitti bir daha gelmeyecek. Nasıl ki nedir herifin adını unutuyorum. Bak yine aklıma gitti. Kafam abi, bu yumurtayı yemem lazım benim. Unutkan olmuşum abi benim. Abdullah Yüce diyeceğim diyemiyorum ya. Abdullah Yüce ya. Var mı bir tane Abdullah Yüce? Yok. İbrahim Tatlıses çok. Kız ben seni vurmaz mıyam? Saçlarından asmaz mıyam? Senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Size bir müjde veriyorum. Son kasete ne okuyorum biliyor musunuz? Son kasete. Dün sahibiyle görüştüm. Sahibiyle görüştüm. Dedim ki kardeşim sen bu eseri kapat. Başka da kimseye rica ediyorum verme. İbrahim Dizlek. Dizlek değil mi? Adı da İbrahim bestecinin. Hangi parça biliyor musunuz? Bileydim. Yarım yamalak bir şeyler olmuştu. Keşke olmasaydı ama oldu. İyi ki de olmuş. İyi ki de olmuş. Bu kasete, kaset önümüzdeki bayramın iki bayram arası, senin de kasetin iki bayram arası, çarpışmayalım yolda. Peki Kıvırcık Ali'nin de iki bayram arası. İki bayram arası hayırlıdır abi. Vallahi. Evet. Ne? Neyi söylüyorsun? Ha kız ben seni vurmaz mıyım demiş. Evet. One, two, three, four. Asmaz mıyam, saçlarından asmaz mıyam, senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Gecelerin yarısında, denizlerin ortasında, gecelerin yarısında, bırakıp gittim ben ya zalimlerin arasında, zalimlerin arasında. Saçlarından asmaz mıyam, senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Kız ben seni vurmaz mıyam, saçlarından asmaz mıyam, senin gibi bir zalimi tarihlere yazmaz mıyam? Tarihlere yazmaz mıyam, tarihlere yazmaz. Mavi mavi diyecektim demiyorum. Çünkü onu Tuğba vokalist neredesiniz mi? Vokalisto Tuğba o senin gözde mavi mavi söyleyeceksin ya. Sen demedin mi canlı canlı söyleyeceğim bir tane? İstiyorsan istiyoruz. İstiyoruz söyleyin. İstiyoruz lütfen söyleyin. Çık tez bu kanalına geç. Bir şey söyleyeceğim. Bu şarkının sahibi Hülya Hanım mıydı? Yok, Yozgatlı Mehmet Bey. Bu şarkı kime yazılmıştı?
Ya sana ne arkadaş, bu da her şeyi karıştırıyor. Ben şimdi seni bir şeyi karıştırıyor mu? Oo, bu şarkı kime yazılmıştı? Bu şarkı kimindi? O şarkı kimindi? Efendim. Sen günlerdir burada, birkaç haftadır denk geliyorum. Hülya, Hülya diyorsun. Deriz. Hülya bizim dostumuz değil mi? Bizim arkadaşımız değil mi? Sanatçı bir dostumuz değil mi? Allah Allah. İyi ki Tuğba demiyorum. Ya bir desem. Gel canım, gel canım, gel canım. Anam, zaten almayayım. Sanki biz aldık da bizim zaten paramız yok. Bak alamayız bir şey. Alamayız. Bizimki evde bekliyor abi. Vallahi böyle evde bekliyor. Aslanlar kimin? Dışarıda çıkmıyorlar. Sen dışarı çıkıysan. Dışarı çık diyeyim olmaz abi. Evde oturacaksan. Sarı saçıya şey çekeceksen, fön çekeceksen. Böyle aynanın karşısına geçip. Aynanın karşısına geç. 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 Gördüm aşık oldum şu gelen kimin
kaçtınız bu kadar? Niye kaçtınız? Seni halkınla baş başa bıraktım, onun için kaçtım. Gömleğim çok terlemişti. Gömleğimi değiştirdim. Siz maşallah terleyecek bir tarafı yok. Beğendiniz mi? Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi benim okuduğum bir parçayı söylemesi çok önemli değil. Ben zaten benim yanımda benim okuduğum parçayı biri okudu mu şey olmuyorum. Ama bir bakayım nasıl okuyor canlı. Hani kasette dinliyoruz. Hep diyorlar ya birisi şey yapıyor işte canlı canlı kendi okudu. Doğru mu? Güzel okudu mu? La çek evladım, la çek. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de aylarda tüm muzisyen bir başka aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, ay vay yedim. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, ay vay yedim. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, ay vay yedim. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, ay vay yedim. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Şimdi Kıvırcık Ali. Aha ben burada oturuyorum. Ben burada oturuyorum kardeşim. Ayakkabımı da çıkarıyorum.
Şimdi demesinler gene ne için çıkardı, çorapları görünüydü, bilmem ne demesinler diye. Peşin peşin konuşayım. Böyle de bağdaş kuruyorum kardeşim. Sen bir tane söyle hele. Hele bakın kısmetten ne var, ben de bir tane söyleyeyim. Of, derken alman geçtim. Ben bu derde nereden düştüm ya Rabbi? Ya Rabbi sen bizi tuğbalardan koru ya Rabbi. Ya Rabbi. Acılar içinde kaldım, maziye baktım ağladım. Acılar içinde kaldım, maziye baktım ağladım. Hayat bir akşam güneşi, battıkça baktım ağladım. Battıkça baktım ağladım. Hayat bir akşam güneşi, leyli leyli battıkça baktım ağladım. Battıkça baktım ağladım. Tutuştu gönül şerabım, oy oy. Bozuldu bir alem adım, oy oy. Kapandı yolun yolanım. Tutuştu gönül şerabım, oy oy. Bozuldu bir alem adım, oy oy. Kapandı yolun yolanım. Derdimi getirmem dile, bitmez ki çektiğim çile. Derdimi getirmem dile, bitmez ki çektiğim çile. Feryadım yolcu benimle, leyli leyli yollara düştüm ağladım. Dağlara çıktım ağladım. Feryadım yolcu benimle, leyli leyli yollara düştüm ağladım. Dağlara çıktım ağladım. Tutuştu gönül çarabım, oy oy. Bozuldu bir anam ağım, oy oy. Kapandı yolum yolanım. Tutuştu gönül şerabım, oy oy. Bozuldu bir anam ağım, oy oy. Kapandı yolum yolanım. Thank you.
Murat böyle. Tuğba Hanım'a, başta Tuğba Hanım'a, sonra sevgili kardeşim Kıvırcık Ali'ye ve sonra sizlere, televizyonlara başlarında oturup bizleri izleyenlere teşekkür ediyorum. Mert Optik'ten Tuğba Hanım'a, Mert Optik ve Nedens, Mert Optik ve Nedens, hem Tuğba Hanım'a, bu Kıvırcık Ali'nin, bu sizin, evet. Kara üzüm muhabbesi neyli canım, gönlüm sevmez herkesi, esmer sen güzelsin, olursa o kız olsun. Leyli leyli canım, esmerler havardası, esmer sen güzelsin, ah olursa o kız olsun.